Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. 95. programımızda iki konuğumuz var. Birincisi kamu yönetimi uzmanı Fikret Toksöz. Hoş geldiniz Fikret. Hoş bulduk. İkincisi İnan İzci, yerel yönetişim uzmanı. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta Argüden Akademi'nin yayınladığı, son yayınladığı raporlardan birini konuşuyor olacağız. İstanbul İlçe Belediyelerinin karnesi. Öncelikle belki kısaca Argüden Akademi, Argüden Yönetişim Akademisi'ni tanımakla programı başlamak anlamlı olur diye düşünüyorum. İnan Bey, sizden dinleyebiliriz belki. Tabii. Argüden Yönetişim Akademisi 2014 yılında kuruldu. Aslında isminin de gösterdiği gibi iyi yönetişim kavramını Türkiye'de özel sektör, kamu sektörü, sivil toplumda yaygınlaştırmak, bunun hayattaki karşılığını aslında inşa etmek üzere kuruluyor. İyi yönetişimi biz güven olarak tanımlıyoruz. Aslında toplumda güven olgusunun kurumlarda yayılması ve özellikle vatandaş ve devlet arasında, kamuda, özel sektörde müşteri ve şirketlerin arasındaki güveni tesis edilmesini hedefleyen bir kuruluş. Özellikle eğitim, araştırma ve iletişim gibi üç hat üzerinde faaliyetlerini yürütmekte. Bu bağlamda da eğitimler vermekte, araştırma faaliyetleri yürütmekte ve iletişime dönük yayınlar yapmakta. Bu noktada OECD ile yapmış olduğumuz bir anlaşma kapsamında yayınların büyük bir kısmını Türkçe'ye çevirdik. Evet. Bizimle alakalı olan. Kamuda iyi yönetişimle ilgili eğitimler vermekteyiz. Özellikle Ankara'daki merkezi bürokrasiye dönük. En sonunda yerel düzeyde de belediye yönetim karnesiyle de araştırma ve bu alanda iletişim faaliyetleri yürütmekteyiz. Çok teşekkürler. O zaman aslında belki Argüden Yönetişim Akademisi'nin kelimesi olarak içine de geçen yönetişimi aslında tartışmak anlamlı olabilir. Yönetişim aslında belki izleyicimizin çoğunda yabancı bir kavram. Bir yandan da işte aslında böyle bir merkezileşme eğilimi gösteren bir Türkiye'de aslında bir yönetişim tartışmaya çalışıyoruz. Neden 2018 yılında bunu tartışıyoruz ve yerel yönetimler ekseninde tartışmak anlamlı? Bunun iki nedeni var. Bir tanesi belediyelerle ilgili nedeni var. İkincisi ise Türkiye şimdi bir geçiş süreci yaşıyor. Bir cumhurbaşkanlığı sistemi geçiş süreci yaşıyor. Her şey çok merkezileşmiş gibi gözüküyor şu anda. Ama bütün başkanlık sistemlerine baktığımızda bu merkezileşmeyle bu işin yürütülemediği görülmekte. Bu yüzden tekrar bir yerelleşmeye doğru bir adım atılıyor. Ben de Türkiye'de bu adımın atılacağını düşünüyorum. Ve tam da böyle yeniden yapısal bir dönemde yönetişim meselesi Türkiye'nin en azından mevzuatına ve söylemine bir 20 senedir girmiş durumda. Dolayısıyla biz bu hem merkezi hükümetin bu merkezileşme şeyine karşı halkın, vatandaşın gözüyle kamu işleri nasıl gidiyor buna bakmak, buna bir önem vermek ve bu konuya dikkati çekmek istiyoruz. İkincisi ise yerel yönetimlerin artık başlıca öznesi vatandaş olduğuna göre vatandaşın müdahalesi ne kadar başarıldı Türkiye'de? Var mı böyle bir şey? Ne kadar var? Buna bakmak istedik. Dolayısıyla bugünün gündemiyle de çok iyi örtüşüyor. Çünkü yakında da seçim var. Seçime giderken vatandaşların belediyelerini değerlendirebilmeleri için adeta biz bir pusula yarattık. Evet. Oradan o açıdan bakabilirler. Ama yönetişim aslında Türkiye'de aşağı yukarı 1995'ten beri kamuoyunda çok tartışılmaya başlanan ve son zamanlarda da bu tartışmanın arkasından da mevzuatımıza girmiş olan bir kavramdan bahsediyoruz. O tabii yönetişim olarak tek başına girmiyor ama katılımcılık, hesap verebilirlik, işte açıklık, saydamlık, hukuka uygunluk gibi kavramları içeren bir şeyden, bir fikir denemetinden söz ediyoruz. Evet. Peki sizin daha önce de böyle bir fikriniz vardı bu karne yapmakla alakalı. Bu aklınızdaki işte yönetişim, yerel yönetimlerle ilgili projeleri nasıl bu karneye dönüştü? Nasıl gelişti süreç? Bu Türkiye'deki
yerel yönetimin gelişmesiyle paralel olarak bir şey. Zaten yönetişim Batı'da, özellikle Amerika'da ilk çıkıyor, özel sektörden çıkan bir kavram. Daha sonra uluslararası düzeyde bu kullanılmaya başlanıyor. Özellikle Dünya Bankası ve IMF tarafından. Özellikle 3. Dünya ülkelerine verilen yardımların yerine gitmediğini görünce. İşte o ülkelerdeki insanlara siz rüşvet yemiyorsunuz, rüşvet yiyorsunuz demek yerine daha politik bir söylem olarak governance meselesi, yönetişim meselesi şeye giriyor. Bu daha sonra da bu gelişmeler olurken bu konu aslında 1991'de bu şeyde çıktı. Rio zirvesi sırasında çıktı 1992. Rio zirvesinde asıl konu dünyadaki çevre sorunlarının gerek hükümetler gerekse uluslararası düzeyde çözülemeyeceği, vatandaşın bizzat müdahil olması gerektiği fikrinden ortaya çıktı. Ve bunun sonucunda da o zaman döndü ki her topluluk bunda sorumludur, vatandaş da sorumludur. O zaman her topluluğun bir yerel gündemi olması lazım. Bunun adına yerel gündem 21 dediler. Çünkü 21. yüzyıla bir hazırlık yapılmak isteniyordu. Ve bu fikir önce çevreyle başlamakla beraber, çevre tabii ki aslında ekonomik faaliyetlerin bir türevi olarak ortaya çıkan bir şey. Yani ranttan kaynaklanan bir çevre sorunuyla karşı karşıyayız. Böyle olunca bunun çevre sorunlarının demokrasiyle çok yakından ilişkili olduğu, ekonomik konularla çok yakından ilişkili olduğu ve dolayısıyla sosyal... Sırf bir çevre sorunu değil aslında. Yani dar bir çevre sorunu değil. Bu bir şeyin sonucu nihayet. Bununla başa çıkmak için işte dendi ki yerel düzeyde önce bir şeyler yapmak lazım. Vatandaşın bilinçlenmesi lazım ve yerel düzeyde bu. Bu zaman içinde ki biz bunu Habitat 2 konferansıyla Türkiye bunu çok iyi deneyledi. Ve bu fikir Türkiye'ye, Türkiye kamuoyuna birdenbire girdi. Ve Türkiye'de ilk olarak gönüllü belediyelerde uygulandı bu. İşte Türkiye'de o zaman 40'a yakın belediyede uygulandı. Ben o dönemde bu projenin ulusal danışmanıydım. Buralarda çok iyi deneyimler kazanıldı. Ve halkın katılımı, sivil toplumun katılımı, işte açıklık, şeffaflık konularında bir takım adımlar atıldı. Türkiye'deki yerel yönetim sistemi de artık 1930'dan beri bir değişme ihtiyacı gösteriyordu. Çünkü Türkiye'de ciddi bir kentleşme var. Bu kentleşmeye cevap verecek bir yönetim tarzının olması gerekiyordu. Bunu önce Özal, işte büyükşehiri koyarak, dünyadaki trendlere ve küreselleşmenin gereği olarak bunu Türkiye'ye getirdi. Ama bu yetmiyordu. Daha ve 2005'te bu bir yerel yönetim reformuyla sonuçlandı. Bunda iç dinamiklerin ve dış dinamiklerin büyük rolü var. Özellikle Avrupa Birliği'nin çok önemli bir rolü var bu konuda. Ve 2005'te bir paradigma değişikliği oldu. Çünkü daha önce yerel yönetimler daha ziyade bir kamu hizmeti üreten sadece bir idari mekanizma gibi gözüküyordu. Ama yeni bir paradigmayla bunun bir demokratik mekanizma olduğu ve o dönemde idari mekanizma olduğu için de idari vesayetle yönetilmesi öngörülüyordu. Vesayet özel hukukta geçen bir şeydir. Nedir? Çocukların babaları, anneleri, vasileridir. Çocuklar tek başına karar alamazlar. Belediyeler de bu gözle görüldüğü için onları merkezi hükümetin sıkı bir vesayeti, yani hatta bizdeki ataerkil sistemin bir devamı gibi gözüküyordu. Ama 2005'teki reform bunu ortadan kaldırdı. İdari vesayeti oldukça sınırladı. Daha sonra bazı uygulamalarla bu biraz bozulduysa da esas mesele İdari vesayet yerine, yani devletin ya da merkezi hükümetin denetimi yerine demokratik denetimin olması gerektiği. Vatandaşın hesap verilmesi gerektiği. Şimdi bu 2005'te Türkiye'de hakikaten Türkiye ciddi biçimde bir reform yaptı bu anlamda. Üstünden de 12 sene geçti. Biz 2017'de bu projeye başladık. Acaba 12 senede bu yeni yönetişim modeli Türkiye'de ne kadar uygulanıyor? Ne kadar işe yaradı bu iş? Hem de demin başta da söylediğim gibi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte yeniden Türkiye'de yönetim yapısı yeniden oluşturulurken
burada acaba nereye kadar bu iş uygulandı? İkincisi de seçimlere gidiyoruz. Vatandaşların veya sivil toplumun kendi belediyelerini değerlendirebilecekleri bir ölçüt olsun diye. Çok güzel. Bunu yaptık. Çok ve güzel. Bu onu ölçen bir mekanizma olarak karşımıza çıktı. O yüzden aslında iki tane şey benim dikkatimi çekti. Bir, vatandaş gözünden olmasına gayret gösterdiğiniz evet. söyleniyor raporda. Bu da anladığım kadarıyla onlar için bir araç olsun. Evet. Kendi belediyeleriyle özellikle seçim sürecinde farklı bir ilişki kurabilsinler çok diye. Çok doğru, çok doğru. Bir de bir cümle daha dikkatimi çekti. Onu da not almışım buraya. Aslında bu bir performans ya da yönetim kalitesini göstermekten ziyade var olanın resmini çeken, demokratik evet. ve etkin yönetişimin işleyeceği kurum içi ve kurum dışı yönetişim ortamını, paydaş etkileşim niteliğini ve işleyiş süreçlerinin niteliğini yansıtan bir, evet. bir rapor olması bağlamında. Ya burada söylemek istediğimiz şey daha yalın bir dille. Yönetişim ilkelerine uygun davranılırsa her şey daha iyi olur. Kentlerimiz daha iyi olur, daha iyi yönetilir. Ve aslında yöneticilerin de kullandıkları takdirde çok yararlanacakları bir mekanizma bu. Gelecek seçimi garanti ederler yani. Evet, bunu güzel. Uygularlarsa. Çok, çok iyi anladım. Teşekkür ederim. O zaman belki raporun veri toplama, oluşum sürecine geçebiliriz. Çok yani kapsamlı bir rapor var ortada açıkçası. Heyecan verici de benim açımdan. Bunun bu kadar karmaşık verilere nasıl ulaşıldığı, veri toplamada nasıl bir yöntem benimsediniz? Ve zor muydu acaba bu süreç? Onları merak ediyorum. Dilerseniz sizin sorunuza cevap vermeden önce biraz aslında modelden bahsedelim. Tamam, çok güzel. Şimdi model bir araştırma modeli ama sadece bir araştırma modeli değil. Esas itibariyle model bir öğrenme aracı aynı zamanda. Hem vatandaşın, hem belediyedeki karar alıcıların, hem sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği bir araç. O yüzden biz modelimizin içinde metodoloji, veri kaynaklarımız, göstergelerimizin hepsini online olarak web sitemizde kamunun da aslında erişimini açtık. Bu belediye yönetişim karnesi modelinden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. O zaman önce bu model geldi sonra mı verileri topladınız? Öyle mi anlamalıyım yoksa veriler toplandı ve model mi? Yok, önce aslında model kurgulandı. Belki ve... arkadaşlar ekrana da verebilir onu. Altı numaralı evet. slide'tı. Evet. Öncelikli olarak aslında model kurgulandı çünkü biz modeli belli bir perspektifle kurgulamadan veri toplamak mümkün değildi. Evet. Şimdi biz bu modelle aslında belediyelerdeki yönetişim iklimini, onun habitatını anlamak istedik. Bu noktada da aslında belediyelerin daha da yalın bir dille söylersek, belediyelerin yönetim kalitesine baktık. Evet. Yani katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkinlik gibi ilkeler esas itibariyle aslında yönetimin kalitesini yansıtan evet. ilkeler. Evet. Bu noktada biz belediyelerin yönetim performansını değil ama belediyelerin performansını etkileyen yönetim sürecinin kalitesine bakmış olduk. Öncelikli olarak bunu hedefledik. Aynı zamanda modeli biz Türkiye'deki hali hazırda mevcut olan, Fikret hocamızın da belirttiği gibi 2005 yılında özellikle mevzuata yansıyan bu paradigma değişimini uygun hale getirdik. Bu bağlamda da mevzuat temeli olan, yani bir belediyedeki herhangi bir karar alıcı, ya ben bunları niye yapayım dediğinde mevzuat gerektirdiği için aslında. Evet. Yani bizim tamamıyla hani yaparsanız iyi olur şeklinde bir mantıkla değil. Bu halidir de zaten mevzuatta, uluslararası anlaşmalarda Türkiye'nin de üyesi olduğu mevcut olan şeyleri aldık. Yani bir örnek daha. Vatandaş merkezli kamu yönetimi anlayışı 2007 yılında Avrupa Konseyi'nin deklare etti. Türkiye'nin de imzacı oldu. Valencia Deklarasyonu'nda belirtilen bir aslında taahhüt. Evet. Yani bundan sonra kamu idaresinin vatandaş merkezi bir hale gelmesi evet. Türkiye'nin de hali hazırda kabul ettiği bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu kamudaki dönüşümü işaret ediyor. Sizin sorunuza gelirsek aslında. Evet. Evet. Belediye yönetim karnesini biz oluştururken vatandaş merkezli olduğu için vatandaşların erişebileceği veri kaynaklarını kullanalım dedik. Burada da aslında web sitelerinde mevcut olan belediye ait resmi dokümanları, örnek veriyorum, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı veya kendi web sitelerinde paylaşmış oldukları bilgileri merkeze oturttuk. Buradaki temel mantık da aslında şu, zaten mevzuat belediyelerin şeffaf olmasını salık veriyor. Şimdi belediyelerde
değişen, dijitalleşen bir dünyada olabildiğince bilgilerini, faaliyetlerini dijitalleştirmekti. O noktada bizim veri kaynağımız daha çok dijital alan oldu. Tabii biz sorularımız, 227 tane sorumuz var aslında. Her bir soru bir gösterge. Ya örnek vereyim birkaç kişi, birkaç noktada verirsem anlaşılması daha kolay olabilir. İşte belediyenin kent konseyi var mı? Kent konseyi kararlarını online olarak paylaşıyor mu? Şimdi bütün her bir sorumuz aslında o yönetişim iklimini bize anlamamızı sağlayan bir soru içermekte. Bu verileri biz dediğim gibi web sitesinde yoksa bile tarama şeklinde de olsa baktık. Yani dijitalde ne varsa erişmeye çalıştık. Bulduğumuz her verinin referansını koyduk. Yani bir dokümansa kaçıncı sayfada olduğunu, eğer bir web sitesi ise onun ekran görüntüsünü çekerek kayıt altına aldık. Çünkü hassas bir konuydu. Belediyenin resmi web sitelerinden bahsediyoruz. Evet. Zaten yapmış olduğumuz çalıştaylarda hiçbir belediyemiz bizim bulgularımızı reddetmedi. Yani çünkü onların sunmuş olduğu bilgileri baz aldığımız için bir şey durumu söz konusu olamazdı. Yani bizim kendi subjektif yorumumuza dayalı bir şey değildi. Var veya yoktu. Veri toplama sürecimiz aslında biraz böyle oldu. Herhangi bir vatandaşımızda yayını kullanarak kendi bulunduğu ilçede bunu değerlendirebilir. Bu da aslında biraz kullanıcı merkezli bir yaklaşım. Aslında şöyle değil mi? Yani bir araştırmacı olarak aynı bir vatandaş gibi. Yani vatandaşın elindeki araçlarla belediyelere ulaştınız ki vatandaş da bu çalışmayı aslında kendince istediği bir zamanda tekrarlayabilsin. Yanlış mı anlıyorum? Çok doğru anlıyorsunuz. Hatta bunlardan bir tanesi de bilgi edinme kanunu. Biz bu bölümde Sabancı Üniversitesi'nden 10 tane öğrenci arkadaşımızla bir çalışma yaptık. 37 belediye soru sorduk. 15 günlük süre içerisinde sadece 12 tane belediyemiz zamanında cevap verdi. Ve burada da enteresan durumlar da söz konusu oldu. Mevzuatta yazan resmi süre değil mi? Yanlış Aynen mı? Öyle. O sürede sadece 15'i cevap verdi. Sadece 15'i verdi. Bu aslında bir noktada bizim bir veri kaynağımız olduğu gibi bilgi edinme mekanizmasının çalışmasını da görme şansı verdi. Fakat sizin de dediğiniz gibi herhangi bir vatandaşımız bunu rahatlıkla kullanabilir. Evet, çok güzel. Yani normalde hani belki yurt dışında benzer çalışmalar vardır ama hiç bu kadar belki vatandaş tarafından yaklaşan, dolayısıyla performanstan ziyade belki iklimin resmini çeken bir çalışma yok o zaman. Yanlış mı anlıyorum? Doğru tanımlıyorsunuz. Bu da sizin tercihiniz. Evet. Yani biz bilinçli bir şekilde vatandaşı merkeze koymak, özellikle ülkemizde vatandaşlık kültürünün zayıf olduğunu bilerek tercih ettik. Kaldı ki zaten ülkemizin de imzacı olduğu, kendisinin kabul ettiği bir yaklaşımı baz aldık. Dünyada ilk oldu. Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Konseyi gibi kurumların hepsi bunu teyit etti. Bizleri davet ettiler. En son 2018 Birleşmiş Milletler Kamu Reform Servisi denilen Public Reform Servisi 2018'de davet aldık ve sunma fırsatımız oldu. Hakeza OECD Asya'ya davet etti. Kore'de anlatma fırsatımız oldu. Konferansımıza iştirak eden Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Bölüm Başkanı Yutka Gözkal da bu modelin 12 ilkeyi en detaylı ve kapsamlı olarak ölçen ilk model olduğunu teyit etti. Muhteşem. Belki burada Fikret Bey aslında söz verebilirim. Yurt dışındaki siz aslında benzer çalışmaları da biliyorsunuz. Bir genel tablo içerisinde bu çalışmayı ve diğer ülkelerdeki çalışmaları masaya yatırırsak ne dersiniz? Biz çok mu geriden koşuyoruz? Yok, aslında yani Türkiye en azından yerel yönetim sistemi açısından batıdaki belediyelerde ne konuşuluyorsa, gündem neyse Türkiye'de konuşuluyor. Hepsi Türkiye'nin gündeminde. Bu bakımdan Türkiye'de bir gerilik yok. Uygulamada bir takım sorunlarımız var. Ama onları da hızla kapatıyoruz. Şimdi batıda diyelim ki gelişmiş demokrasilerde buna pek ihtiyaç yok. Zaten uyguluyorlar. Evet. Yani İsveç, Norveç gibi kuzey ülkeleriyle, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde bu zaten uygulanıyor. Uygulanmayan yerler daha çok doğal
ülkeleriyle Güney Avrupa ülkeleri. Zaten diğer ülkelerde de bu kadar şey uygulanmıyor. Birleşmiş Milletler Habitat Örgütü'nün yaptığı bir şey var, çalışma var. Çok sınırlı, Afrika için yapılmış. Evet. Orada bir takım sorular var. 8-10 tane soru etrafında dönen bir araştırma söz konusu. Bu kadar kapsamlısı yapılmadı. Ve de vatandaşı esas alan çalışma yapılmadı. Bu bazı başka ülkelerde akademisyenlerin yaptığı çalışmalar var. Ama onlar daha ziyade işte mülakatlarla yapılan çalışmalar. Biz, evet, biz vatandaşın ulaşabileceği bilgi neyse ona baktık yani. Çok güzel, çok güzel, çok anlamlı. Şimdi belki bu deminki belediye yönetişim çarkına geri dönmek yine anlamlı olacak. Arkadaşlar da ekrana verebilirlerse. Çünkü alt tarafını biraz tartışma fırsatımız oldu. İlkeler, işte tutarlılık, sorumluluk, hesap verilebilirlik, adillik, şeffaflık, etkililik ve katılımcılık ve yayılım. Anladığım kadarıyla siz bulgularınızı da, yani bu 227 sorunuzun cevaplarını da üst taraftaki nasıl diyeyim, çarklar sistemiyle mi desem kategorize etmeye çalıştınız. Evet. Belki orada biraz daha detay verebilirsiniz bize. Şimdi bizim zaten en büyük yaşadığımız iki tane temel sorun. Birincisi yönetim kavramını anlatmak oluyor. İkincisi de modeli biraz aslında kullanacak olan aktörleri anlatmak oluyor. Şimdi belediye yönetim karnesinin model olarak en iyi gösteren bu çark. Bu çarkı baktığımızda 7 tane temel ilkemizi gördüğümüz gibi 4 tane yerel yönetim sürecini görebiliriz. Çünkü yereldeki her türlü faaliyetin 4 süreci söz konusu. Birincisi gündem belirleme ve karar alma. Yani bu belediyenin stratejik planını hazırlamaktan tutun da meclisin almış olduğu kararlardan herhangi bir müdürün veya bir çalışanın aldığı karar da olabilir. İkincisi alınan her karar bir şekilde kaynaklarla uygulamaya sokulmakta. İster bütçe içi olsun, ister bütçe dışı olsun bir kaynak kullanımı. Bu zaman bile olarak ele alınabilir. Biz tabii burada bütçeyi temel olarak baz alıyoruz. Çünkü bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Üçüncüsü, faaliyetler, hizmetler diyebileceğimiz veya yatırımlar diyebileceğimiz bu kararların bütçeyle kullanarak ne yapıyoruz yansıtıyor. Dördüncüsü ise bütün bu süreçlerin ortaya çıkmasını sağlayan kurumsal işleyiş. Yani kurumsal kapasiteniz, insan kaynaklarınız, kullandığınız bilişim sistemi gibi. Bu dört boyuta baktığımızda yönetişimi haritalamak ve ölçümlemek söz konusu oluyordu. Diğer çevreleyen yapı uygulama ölçümleme ise sürekli gelişim mantığını yansıtmakta. Yani yönetişimin sürekli olarak gelişmesini sağlamak için 3 tane ayak var. Bir, yapıya ihtiyacınız var. Bunu kent konseyi üzerinden örnek verelim. Yani katılım için ana mekanizmanız sizin burada kent konseyi. 2, bunun uygulama ve entegrasyon boyutu var. Yani kent konseyinin bir takım öneriler geliştirmesi, bunları meclis tarafından karar haline dönüştürmesi ve uygulanması. Üçüncüsü, bu yapılan önerilerin ne oranda olumlu veya olumsuz sonuçlandığını ölçümlemek gerekiyor. Şimdi bu 3 boyutu sürekli çalıştırdığınızda yönetişim sürecinizi geliştirmeye şansını elde ediyorsunuz. Bu bağlamda da biz 7 ilkeyi 4 süreç bazında ve bu üçlü döngüye oturtarak tasarladık. Siz bunu anlatırken fark etmişsinizdir, sürekli size gülümsüyorum. Çünkü biz de yıllardır aslında İstanbul Hepimizin girişimi olarak da sürekli bu belediye dediğimiz kocaman yapıya nasıl vatandaşlar için ufak ve hazmedilebilir derecede basit bir şekilde anlatabiliriz diye düşünüyoruz ve bu aslında bakıldığı zaman çok rahat bir şekilde o fotoğrafı ortaya koyuyor. Evet. Ya ben herhangi bir sorunumu, herhangi bir ilke ve herhangi bir sürece eşleyebilirsem aslında direkt olarak çok basitleştirmiş oluyorum. Yani işte bu 227 sorunuz da açıkçası büyük ihtimalle bunların her birini tekabül ediyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben belki birkaç örnekle illüstre edersem çok daha güzel, anlaşılabilir çok hale gelir. Mesela en önemli konulardan birisi belediyenin kararlarının hesap verilebilirliği, şeffaflığı ve katılım boyutu. Daha çok bizim de demokratik yönetim diye tanımladığımız aslında. Çünkü demokratik ayağı ağırlık kazanıyor. Evet. Biz burada mesela şunu yapabiliyoruz bu modelle. Belediyenin stratejik planında çocuklarla ilgili olarak tanımlamış olduğu
hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için öngördüğü faaliyetleri, bu faaliyetlerin başarısını ölçmek için tanımlamış olduğu göstergeleri bakabiliriz. Bunu faaliyet raporu veya performans programıyla karşılaştırdığımızda ise belediyenin bu alanda öngördüğü ve yaptığı faaliyeti karşılaştırabiliyoruz. Eğer örnek veriyorum çocuklarla veya toplumsal cinsiyetle alakalı bir sivil toplum kuruluşuysanız veya duyarlı bir vatandaşsanız, aktif bir vatandaş olmak gibi bir motivasyonunuz var ise eğer, bu modelle belediyenin ne yaptığını veya neyi yapmadığını görebilirsiniz. Örnek veriyorum, kadın ve aile birimi var ise daha çok kadını aile içerisine yerleştiren bir yaklaşıma sahipken, toplumsal cinsiyet eşitliği birimi var ise olguya daha farklı yaklaştığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu açıdan modelin arkasında sunduğumuz yayınımızdan bahsediyorum. Bir yayınımız olduğu için 227 gösterge farklı aktörler için bir izleme, hesap verme ve hesap sorma ve katılma imkanını sunuyor. Örnek veriyorum, eğer çok da kullanmadığımız bir yöntem ama biz vatandaş olarak belediyenin denetim komisyonlarını sunmuş olduğu raporları elde edebilirsek, eğer bilgi edinmeyle veya komisyona izleyici olarak katılma şansı elde edebilirsek, belediyenin bütçesiyle faaliyetler arasındaki ilişkiyi denetleme şansını elde ediyoruz. Bu noktada sizin İstanbul Hepimiz olarak aslında yapmaya çalıştığınız faaliyetlerin biz altyapısını sunmuş olduk. Evet, muazzam. Çok güzel. Peki detayda bakacak olursak, dört süreçte, yani karar alma sürecinde, kaynak kullanımında, hizmet sunumunda ve kurumsal işleyişte, bunlara baktığımız zaman bu yani temel bulgulara ulaştınız mı? Ya da nasıl özetleyebilirsiniz bize raporun çıktılarını? Şimdi öncelikle biz toplamda şunu görmüş olduk. İstanbul'da iyi yönetişim kültürü belediyelerimizde farklı oranlarda mevcut. Yani 300 ila 650 gibi bir puan skalası, yani 0 ile 1000 arasında bir skala tanımladık. Ve bunları segmentlere ayırdık. 8 segmente ayırdık. Bütün belediyelerimiz 300 ile 650 arasındaki dilime girmekte. O yüzden belediyelerimizin kimisinde daha az, kimisinde daha çok olmak üzere iyi yönetişim ilkeleri karşılık bulmakta. Fakat 650'lik dilimde olan belediyelerimiz de dahil olmak üzere hepsinin kendisini geliştirmesi gereken noktalar da tespit etmiş olduk. Çok iyi. Bu genel resimdi bize. Bir puanlama. Ne çok kötüyüz ne çok iyiyiz ya, aralardayız. Evet, aslında zaten karneden de birkaç imaj belki arkadaşlar ekrana verebilirler bu sırada. Dinliyorum ben seni. Zaten gördüğümüz şey şu oldu. Son 3 ile ilk 3'ü çıkarttığımızda geriye kalan 31 belediyemiz 450-550 aralığında kalmakta. Yani %50 averaj diyebiliriz. Sevindirici tarafı sıfır alan yoktu. Evet, çok güzel. Bizi daha fazla motive eden tarafı ise 650'nin 1000'e doğru gitmesine destek olmak aslında. Şimdi çektiğimiz bu resmin peki faktörleri neydi? Yani biz bu resmin iyileştirmek konusunda neler yapmamız gerekiyor diye baktığımızda ise 4 tane temel önermeyle yola çıktık. Bunlardan ilki, sırayla gitmek gerekirse, anlamlı katılım. Yani anlamlı katılımdan ne diyoruz? Bir, gerçekten kapsayıcı katılım. Yani belediye başkanının çevresinde olan, halihazır onun siyasi görüşüne veya çevresine dayanan değil, ilgili bütün paydaşları, etkilenecek bütün paydaşları kapsıyor mu? İkincisi, katılım sürecinin etkisi var mı? Şimdi siz örnek veriyorum, 10 tane katılım toplantısı yaparsınız. Ama aldığınız kararların hiçbiri sonuca etki etmiyor ise bu katılımın bir anlamı yok. Evet. Anlamsız bir katılım oluyor. Bizim bu noktada anlamlı katılımdan kastımız kapsayıcı ve etkili katılım. Evet. Bunun da prosedürleri var aslında. Önceden bilgilendirmek, alınacak kararların yöntemini paylaşmak, katılımcılara böyle önceden bilgi verip onların hazırlanmasını sağlamak. Bir bilgi eşitsizliğini ortadan kaldırmak gibi. Bu bağlamda da katılımın kalitesini arttırmaya dönük önerilerimizi de yayınımızda paylaştık. İzlenmesi gereken adımlar nelerdir? Ve en çok dikkatimizi çeken, tabii örnek vermek gerekirse, kent konseylerimizin sadece 3 tane stratejik plan hazırlama sürecine dahil edilmiş. Şimdi sizin için en önemli katılım mekanizması kent konseyleri ve sadece 3 tane stratejik plan gibi 5 yıllık bir karar silsilesinin içerisine dahil olmuş.
İkinci bulgumuz veri temelli olması. Şunu gördük ki veriyi biz hep böyle istatistikle karıştırıyoruz. Veri deyince hemen aklımıza sayılar veya formüller geliyor. Aslında veri dediğimiz şey basit bir şekilde bilgi toplama yöntemi. Evet. Şimdi yapmış olduğunuz her faaliyeti, yapmış olduğunuz her türlü yatırımın bir verisel karşılığı var. Bu bütçe olabilir, ayırdığınız zaman olabilir, bir gösterge olabilir, anahtar başarı göstergesi olabilir. Veriler kullanılmıyor fazla. Bunu nereden tespit ettik? Faaliyetleri, performans programları ve faaliyet raporundaki tablolara baktığımızda göremediğimizi anlattık. Bu şu anlama geliyor. Belediye faaliyet yürütüyor ama yürüttüğü faaliyeti doğru bir şekilde kayıt altına alıp bunu tablolara yansıtmıyor. Aslında burada en başta belediyeler kaybediyor. Çünkü evet. neyi iyi yaptığını yansıtma şansını kaçırmış evet. oluyor. Evet. Hakeza etki anlamında. Yani bir mahallede siz bir faaliyet yürüttünüz, bu faaliyetle kaç kişiye dokundunuz, ne tür bir etki yarattınız, bunları kayıt altına aldığınızda hem planlama süreci hem de iletişim süreci açısından kritik bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Üçüncü bulduğumuz ihtiyacı binaen önerme şu oldu. Entegre düşünme eksikliği var. Bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Entegre düşünceyi de 3 boyutta anlatabilirim size. Birincisi belediyeler günün sonunda anayasanın da öngördüğü şekilde kamu idaresinin demokratik, idari ve mali bir bileşeni. Kendi özelliği olan yerelde. Ama bu özellikleriyle de özgün nitelikler taşıyan yapılar. Bu noktada da merkezi ve küresel süreçlerle ne kadar eşgüdüm sağlıyor. Yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerini evet. kendi stratejik planında yansıtıyor mu mesela? Veya insan hakları temelli kamu hizmeti yaklaşımını yansıtıyor mu? Birincisi bu uyumu sağlamak. Yani yerel, merkezi ve küresel. İkincisi kurum içi müdürlükler arasındaki entegre düşünce. Yani mali hizmetlerle sosyal yardım müdürlüğü beraber veya halkla ilişkiler müdürlüğü beraber çalışıyor mu? Bunlar birbirlerinin ne yaptığını görüyor mu? Planlıyor mu? Takip ediyor mu? Üçüncüsü ise belediye aslında hocamın da gösterdiği gibi yönetişim aslında şunu gösterdi. Devlet baba yavaş yavaş yetersiz kalıyor. Diğer paydaşlar da yereli yönetmek durumunda. Özel sektör, sivil toplum, vatandaş inisiyatifleri gibi. Bu noktada belediye artık yerelin babası değil, yerelin evet. lider paydaşı. Şimdi lider paydaşın iyi çalışması için de diğer aktörlerle işbirliğini geliştirmesi lazım. Bu da aslında belediye ve diğer aktörlerle olan entegre düşünce. Örnek veriyorum, siz ilçenizde kalkınmayı sadece belediyenin bütçesiyle yakalamanız mümkün değil. İklim değişikliği gibi büyük bir hedefi sadece belediyeyle açıkçası engelleyemezsiniz veya katkı yapamazsınız. Bu noktada işbirliği açısından da bir entegre evet. düşünce geliyor. Biraz uzun tuttum. Evet ama çok önemli anlamlı. Kısımda, çok. İşte büyük düşün gibi bir şey aslında bu. Hepsinin bütün aslında süreçleri belediyenin de aktif olarak müdahil olması gerekiyor gibi. Evet. Aslında küresel çok düşün, yerel yani, hareket evet. etmek için evet. entegre düşünce ihtiyacımız evet, çok güzel. Var. Bunun da veri temelli, katılımcı bir şekilde olması lazım. Çok güzel. En son ve en önemli olan şey ölçerek, öğrenerek sürekli geliştirmek. Bunu nereden anladık? Stratejik plan hedefleri, faaliyet ve bunların raporlanma kısmında en düşük çıkan şey ölçerek performans değerlendirmeydi. Sadece sayılar var ama bunların karşılığı nedir? Bunu göremedik. Örnek vermek gerekirse belediyelerimizin en önemli sorunlarından birisi kaynaktır. Vergilerin tahakkuk oranıyla tahsilat oranı arasındaki farkı açıklayan belediyemiz çok azdı. Şimdi ölçerek performansı değerlendirmekten kastımız bu. Siz bölgenizdeki işletmeleri yeterince ruhsatlandırıp tahakkuk eden vergileri tahsil etmez iseniz evet. belediyenin kaynakları az oluyor. Evet. Otomatikman bu sunacağı hizmetlere yansıyor. Bu noktada ölçerek öğrenme ve böylelikle sürekli gelişme dinamiğimiz zayıf kalmakta. Evet. Yani ilgili tabii izleyiciler detaylara yayınımıza online ulaşıp evet. daha da detaylı bir şekilde tarsımız. Önerilerimizi inceleyebiliriz. Ama yani bu veriler daha etkin bir şekilde üretilirse, takip edilirse aslında sürekli öğrenme süreci de aslında daha kesintisiz ilerler. Kesinlikle. Kaldı ki sadece belediyeler için değil, evet. kent konseyleri, sivil Doğru. inisiyatifler için de bir yöntem bu. Yani kent konseyinin örnek veriyorum yönetim kurulu, yürütme kurulu
Biz kaç tane öneri geliştirdik? Kaçını bunun belediye meclisine yolladık? Kaç tane mahalle toplantısı yaptık? Mahalle meclislerimiz var mı gibi kendisini de yönlendirebilecek bir takım olguları buradan edinebiliriz. Çok heyecan verici. Bu şu anda rapor aşamasında. Bunun nasıl kullanılabileceğini, bizim için nasıl, zaten tartışma fırsatımız oldu ama detaylı bir şekilde nasıl uygulamaya geçmesini tartışmadan önce Fikret Bey'e şunu sormak istiyorum. Çünkü raporunuzun sonlarına doğru çok ilginç bir bölüm var. Orada da muhtarları tartışıyoruz. Öncelikle neden mesela ekstra bir muhtarla bölüm ayırmamız gerektiği ve muhtarlarla ilgili bir de yerel seçimler yaklaşıyor, artık oraya doğru gidiyoruz. Muhtarlarla ilgili rapora sızan ve belki şu anda fotoğrafını çekmeyi de sizden dinlemek isterim. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı muhtarlarla toplantı yapıyor olması muhtarlık kurumunu kamuoyunun da önüne getirmiş oldu. Aslında muhtarlık kurumu Türkiye'nin kendisine özgü yarattığı idari birimdir ve demokratik bir birimdir. Biz genel olarak idari yapımızı büyük ölçüde Fransa'dan esinlenerek oluşturduk. Ama muhtarlık gibi bir kurum Batı'da yok. Bu Türkiye'ye özgü bir model ve de bu İstanbul'da ortaya çıkan bir model. Halkın adı bir kere çok ilginç, muhtar. Muhtar ne demek? Bağımsız demek, özerk demek. Yani merkezi hükümetten ayrı düşünen demek. Ya muhtarlık ayrıca Türkiye'deki bence... Muhtarlık işte Libya'ya yakın muhtarlık var. Türkiye'deki dernek sayısına bakıldığında sadece derneklere bakmamak lazım. Muhtarlıklar da aslında bir dernek sayılır. Yani evet, sivil girişim sayılır ve de çok demokratik biçimde seçiliyorlar. Ve Türkiye'deki pek çok dernekten de daha çok seçmen tarafından seçiliyor. Yönetim öyle oluşuyor. Bu bakımdan demokrasi için çok temel bir gösterge, çok temel bir unsur. Ama bizde muhtarlık böyle pek anlaşılmadığı için biz bu vesileyle muhtarlarla yaptığımız toplantılarda onların aslında çok önemli bir demokratik güç olduğunu ve bu mekanizmaları çalıştırmaları gerektiğini onlarla tartıştık. Ve bunu ölçmek için de yani belediyenin demokratik yönetişim karnesini ölçmek için de kullandığımız metodolojiden biri de muhtarların bu konuda ne düşündükleriydi. Örneğin muhtarlara şu tür sorular sorduk. Yani mahallenizde herhangi bir imar planı değişikliğinden önce görüşünüz alındı mı? Ya da mahallede yapılan değişiklikten sonra belediye size bir bilgi verdi mi? Ya da bir gün birileri gelip sokakları kazdı, niye kazdığını biliyor musunuz? Ya da stratejik planlara çağırdılar mı? Ne yapıyorsunuz? Neler yapılıyor? Şimdi burada muhtarları aşağı yukarı belediyeler bir onay mı kurumu gibi kullanmaya çalışıyorlar. Aslında pek fikirlerini almıyorlar. Bu sorulara 13 tane falan soru sorduk muhtarlara. Bu katılımla ilgili ve bu işler hakkında ne kadar bilgileri olduklarıyla ilgili olarak. Kaç muhtara ulaştınız? Yani aslında 170'in üstünde muhtarla birebir konuşma yaptık. Toplantılar yaptık. O toplantılarla onların görüşlerini aldık. Arkasından bir de bir anket uyguladık. İşte ankette de 170-180'e yakın muhtar cevap verdi. Bu da bizim için yeterliydi. Daha fazlasına gitmedik. Her ilçeden muhtarları aldık örneklemede. Muhtarların cevaplarına baktığımızda bu demin söylediğim gibi hiçbir konuda fikirlerinin danışılmadığını gördük. Örneğin imar planı değişikliği yapılan mahallenizde bir yeşil alan değiştirildiği zaman ya da orada 3 katlı bir eve 5 kat ruhsatı verildiği zaman hiçbir zaman fikirlerinin alınmadığını, yapılan değişiklik hakkında bilgi verilmediğini, sorduğumuz sorulara cevap hemen hemen sıfır. Bütün muhtarların verdiği cevap böyle bir şey. Zaten biz bu metodolojiyi oluştururken 4 açıdan bilgi derlemeye çalıştık. Belediyenin kendi verdikleri bir. 2, demin İnan'ın anlattığı gibi kent konseyleri ne kadar müdahil oluyorlar. Evet. Üçüncüsü soru sorma hakkıyla vatandaş öğrenebiliyor mu öğrenemiyor mu ki orada da çok ilginç bir örneğimiz var. bazı belediyeler bizim arkadaşlara telefon ediyor. Siz kimsiniz? Niye bu soruları soruyorsunuz? Hemendir. diye tepki gösteriyor. Güvensizlik ortamı tabii ki. Bu
böyle bir soru sormaya hakları yok. Çünkü bu bir anayasal hak yani. Tabii. Ama belediyeler bunun dahi farkında değil. Yani niye soru soruyorsunuz? Ya vatandaş da bir soru soracak yani. Bu başka şeyim var. Dördüncü gözlemlediğimiz şey de muhtarlar bu konuda ne düşünüyor? Yani sadece verilerle yetinmedik. Bu dört unsurun bileşeni olarak bu karne aşağı yukarı ortaya çıktı. Evet. Dolayısıyla öbürleri kontrol grubu gibi çalıştı. Yani belediyenin kendi verdikleri ne kadar gerçeği yansıtıyor. İşte biz çok katılımcıyız dediği zaman sorduğumuz soruya, o belediyede sorduğumuz sorulara muhtarlar hemen hemen tamamı, bütün sorulara verilen cevapların karşılığı hepsi sıfırdı. Sıfır. İnanılmaz. Yani en yerelde, en demokratik belki seçtiğimiz birebir temsilcimiz aslında yerel yönetim sistemi içerisinde bir şekilde vasıfsızlaştırılmış. Tabii, çünkü şöyle, 2005 reformunun belki önemli katkılarından bir tanesi muhtarlık kurumunun belediye ile ilişkilendirilmesidir. Hmm. Daha önce muhtarlık kurumu kaymakamlıkla ilişkili, sanki merkezi hükümetin kontrol unsuru gibi kullanılıyordu. Ama şimdi mahalle diye bir şey girdi. Belediye kanunu ve mahallede muhtarlık gibi bir şey girdi. Evet. Böylece de onların yerel yönetimlerin en düşük birimi. Ayrıca yasa zaten diyor ki işte bunların fikirleri alınır, bunların görüşlerine göre çalışma yapılır, işte mahalledeki oluşumlar dikkate alınır falan diyor ama belediye başkanları bunu kurumsallaştırmak istemiyorlar. Hmm. Bir şekilde belki çok ağır bir deyim olabilir ama ulufe dağıtmak gibi, muhtarları nasıl acaba kendi tarafımıza çekebiliriz gibi bakıyorlar. Çok iyi anlıyorum. Demokratik katkılarından çok onlarla kişisel ilişkiler kurarak bunları yapmaya çalışıyorlar. Bu vesileyle de muhtarlara biz onların asıl gücünün demokrasi olduğunu, çok güzel. Ya, nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bunu biliyor. Onların asıl gücünün demokrasi olduğunu, halk oyu oluşturmada, kamuoyu oluşturmada ne kadar önemli olduklarını Sayın çok Cumhurbaşkanı güzel. Biliyor. Çok güzel. Demek ki yerel seçimler sürecinde muhtarlık eksenine daha çok fazla tartışma yapmamız gerekiyor. Tabii. Çok güzel, çok anlamlı. Programımızın son dakikalarında aslında dönüp şunu sormak isterim. Çok güzel bir karne var elimde. Aktif bir vatandaşım sizin dediğiniz gibi. Ya da bir sivil toplum kuruluşuyum. Ben şimdi ne yapabilirim? Bu raporu nasıl kullanabilirim? Bu rapor sizler için kağıtta olmaktan çıkıp nasıl uygulamaya geçecek? Şimdi öncelikli olarak aslında bu konuda mevzuata belli oranda hakim olmakta fayda var. Basit bir mevzuattan bahsediyorum. İkinci bir yayınımız var. Yerel yönetim ve iyi yönetim ve yerel yönetimler adlı. Onu da dijital olarak web sitemizden indirebilirsiniz. Orada zaten en temel bu konudaki araçlar mevcut. En başta şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani muhtar aslında Türkiye doğrudan demokrasinin belki de en iyi işlediği ölçeği sunuyor bize. Her belediyenin ikamet eden kişisi vatandaşlık bağı olsun veya olmasın oranın hemşerisi. Ve belediye kanunu diyor ki her hemşerinin katılım hakkı vardır. Şimdi bu katılım hakkı aynı zamanda ister istemez bize hesap sorma, şeffaflık ve dahil olmak gibi süreçlerin kapısını açmakta. Bu bağlamda yayının arkasındaki öncelikli sorulardan başlanılabilir. Yani hangi alanlarda biz vatandaş olarak izleme, değerlendirme, farkındalık yaratma, savunuculuk, katkı sunmak gibi faaliyetleri tanımlama şansını elde eder. Birincisi bu. Yani mevzuatı biraz haşır neşir olup bu kısma bakabilirler. Neden mevzu? Mevzuata da gerek yok aslında ama en azından hakkını savunurken bir sorunla karşılaşırsa bunu referans vermesi açısından. İkincisi belediyenin gerçekten ilgili duyduğu alanda ne yaptığını görmesi açısından da önemli. Yani kendi mahallesinde veya kendi yaşamış olduğu ilçede belediyenin yaklaşımını, faaliyetlerini görmek istiyor ise modeli yine kullanabilir. Üçüncüsü ise kolektif diyebileceğimiz, yani bir mahalle inisiyatifi olabilir bu, kent konseyi olabilir, bir sivil toplum kuruluşu olabilir. Beraber neler yapılabileceği bir gönüllülük hizmeti de bir katılım aracıdır. Yani siz, örnek veriyorum, hayvan hakları konusu çok duyarlısınız ve mahallenizde hayvanlarla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız, yan yana gidip belediyede gönüllülükle ilgili mekanizmayı işletebilirsiniz. Sadece biz kararlara katılım düşünüyoruz. Hayır, uygulamada da katılım imkanımız var aslında. Tabii
ülkemizdeki genel gelişmelerle bu da gelişme göstermek durumunda. Yani sadece kararlara katılım değil, uygulama boyutunda da katılımı önemsemek gerekiyor. Bu üç yaklaşımı kullanarak aslında, perspektifi evet. kullanarak herhangi bir vatandaşımız modeli kullanıp yerinde daha fazla ilgilenebilir. Bir şeyin de altını özellikle çizmek istiyorum. Yani bizde de mahalle kültürü önemli yer tutar. Evet. Ve belediye kanunu şöyle der. Mahalli müşterek ihtiyaç ve talepleri yönetmekle görevli kurum ve kuruluştur. Mahalleden başlar. Muhtarlık da bunun evet. aslında en güzel yansımasıdır. Dünyaya dair bir takım isteklerimiz, hayallerimiz var ise bunu en başta mahallemizden başlatmak için de yerele dönmek, belediyeleri daha iyi anlamak ve buralara müdahil olmakta fayda görüyoruz. Çok güzel. Peki Argüden Yönetişim Akademisi olarak bu raporu belediyelerle paylaşıldı ya da orada herhangi bir geri dönüş? Tabii. Aslında şöyle yaptık. Birincisi araştırmaya başlamadan her bir belediyeye yazdı ve bilgilendirdik. Hı hı. 39 belediyenin 37'siyle araştırmayı yapmış olduk. Çünkü iki tanesi Şile ve Adalar stratejik plan yapma zorunlu değildi. Evet. Bizim için de stratejik planlama çok önemliydi. Çünkü stratejik planlama mantığıyla yönetim arasında bir bağ vardı. Evet. Öncelikle her belediye başkanına yazdık ve bilgilendirdik. İkincisi bütün verilerimizi şeffaf bir şekilde kayıt altına aldık. Hı hı. Üçüncüsü onlarla çalıştay yaptık. Hı hı. Hem bir konferans yaptık. Konferansa katıldılar. Hem de ayrıca bir çalıştay yaptık Marmara Belediyeler Birliği'nin işbirliğiyle. Ve onlara paylaştığımızda dediğimiz gibi yani daha önce de kabul ettiler. Ve daha çok nasıl geliştirebiliriz gibi bir noktaya gitti. Bizim beklediğimiz ama olmayan iyi bir gelişme şuydu. Bunun bir siyasallaştırma. Yerel seçimlerde yaklaşıyor. Bunun için kullanılabileceğini dair bir öngörümüz vardı. Böyle olmadı. Hem merkezi hem yerel düzeyde gerçekten modelimiz ilgi gördü, sahiplenildi. Hatta bizim açımızdan da bize de gurur veren bir gelişme. Dünyadaki yayılımıyla ilgili gelişmeler merkezi ve yerel düzeyde de oldukça sevindirici bir tabloyla bizi karşıladı. Müthiş. Yani her aktörün, yani bu vatandaş olsun, sivil toplum kuruluşu olsun, yerel yönetici olsun, merkezi yönetim olsun, bu denli hani en azından onun için kullanışlı olabilecek model ve rapor çok heyecan verici. Bundan sonraki proje peki belli mi? Aslında yerel düzeyde çalışmalarımız devam edeceğiz. Yani ileriki süreçte zaten bu modelin tekrarlanması gerekecek. Gelişmeyi görmek açısından. Ama özellikle yerel yönetişimin daha iyi anlaşılması, uygulanması ve özellikle belki sivil toplumda bunun güçlendirilmesine dair bir takım öngörülerimiz var. Çok teşekkürler. Fikret Bey, son kez de size söz vermek isterim. Benim kaçırdığım, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok, ben mutluyum. Türkiye'de bir gelişme var. Biz bunu Ankara'da da ayrıca İçişleri Bakanlığı'na, o zaman orası sorumluydu. Hazine Müsteşarlığı'na, şimdi o da Maliye Bakanlığı oldu. Sayıştay'a ve de Cumhurbaşkanlığı'na bu konuyu anlattık. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nda yeni bir kurul oluşturuldu. Yerel yönetim politikalarıyla ilgili olarak. O kurulun işte önde gelen ismi eski Kayseri Belediye Başkanı Profesör Şükrü Karatepe. Ona gittik. Onunla konuştuk. Ve onunla bu bulguları paylaştık ve şunu söyledik. Yani yeni yapılanmada bu ilkeler, bu yaptığımız çalışmalar önem kazanıyor. Ondan sonra birlikte çalışabiliriz dedik. Onlar da işte dediler ki bu yeni yapılanma olduktan sonra bunu bir görelim. Ve sonuçta da bu kadarla da kalmadık. Önce İçişleri Bakanlığı'na, şimdi de bu işlerden sorumlu olan Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bu sonuçlarla İdari olarak neler yapılabilir diye kısa dönemde bir de yazı hazırladık. Hı hı. Onu tam gönderiyorduk. Bu şey değişiklikleri oldu. Şimdi biraz otursun diye bekliyoruz. Evet. Şimdi bu bilgileri tekrar onlarla gidip Şehircilik ve Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'yla evet. bunu paylaşacağız. Çok güzel. Aslında programın belki başında söylediğimiz ne kadar merkezileşme eğilimi olsa da yerelde aslında o denli hareket alanı en azından vatandaşlar için belki açılacağın temennisi diyelim ya da umudu diyelim. Dile programı kapayalım. Teşekkür ama bir dahaki programında sözünü alalım. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir çalışma. Bize paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Bir haftaki programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta kamu yönetimi uzmanı Fikret Oksöz ve yerel yönetişimler uzmanı İnan İzci ile beraberdik. Kendilerine katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya kadar bize ulaşmak isterseniz İstanbul Hepimizin girişiminin, İST Hepimizin sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler, iyi haftalar.